Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Her şeyden önce belirtelim ki çok sık bir şekilde Özgürüz Radyo'ya mail atarak gerek Twitter'dan gerekse başka yollarla da ulaşarak sordunuz. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın hazırladığı köprü belgeseli bir kez daha gösterilecek mi diye sordunuz. Bu sorunun cevabını vererek başlayalım bugün. Evet, bu sorunun cevabı evet çünkü bugün saat 21'de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında köprü belgeseli bir kez daha sizlerle birlikte olacak ve bir kez daha siz Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının takipçileriyle buluşacak. Bunu da belirtmiş olalım. Ve başlayalım. Bugün Ankara kulisinde neler konuşacağız? Siyaset dünyasında bir süredir bir hareketlilik var. Malum Saadet Partisi'nin ağır toplarından bir isimi ziyaret etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asil Türk'ü, yani Oğuzhan Asil Türk tabii bu arada bir de Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu'nun başkanlığını da yürütüyor. Ziyaret ettikten sonra Saadet Partisi'nde neler oluyor sorusu gündeme geldi. Acaba Cumhur İttifakı'na katılır mı katılmaz mı soruları soruldu. Bunun üstüne bir de AKP'nin kulislerini fısıldayan isim olarak da bilinen Abdülkadir Selvi bir yazı kaleme aldı ve Abdülkadir Selvi kaleme aldığı yazısında Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyor diye de belirtti. Belirttiği parti Saadet Partisi isteyenin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti. Fakat şimdi Saadet Partisi'ne çok farklı yönelimler var. Bir kesim Asil Türk'ün peşinden giderek Cumhur İttifakı'na dahil olunmasının, yani Asil Türk'ün ağır, ki Saadet Partisi'nde ağır bir isim, onun peşinden giderek bir biçimde Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olmasının doğru olduğunu düşünüyor. Öte yandan bu kesim CHP'den rahatsız olan kesim. Yani biraz da bir biçimde aynı zamanda muhafazakar, yoğun bir muhafazakarlık damarı bulunan bir kesim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir İyi Parti, Gelecek ve Deva gibi ittifaklara da sıcak bakan bir kesim. Lakin bir diğer kesim ise genel merkez yönetiminin ve Temel Karamollaoğlu'nun arkasında olan ve Millet İttifakı'yla yola devam edilmesini isteyen, hem CHP ile hem Deva ile hem Gelecek'le hem de İyi Parti ile bir noktada ittifakın devam ettirilmesini savunan bir kesim. Fakat bir kesim daha var. Biz milli görüş çizgisindeyiz diyor bu kesim ve biz yolumuza tek başımıza devam edelim. Bizim bir çizgimiz, bizim bir geleneğimiz var ve yolumuza tek başımıza devam etmeliyiz diye de bir ısrarı olan kesimler var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yönelik gerçekleştirdiği ardı ardına ziyaretler bir biçimde Saadet Partisi'ni 3'e bölmüş durumda. Oğuzhan Asil Türk'ün hitap ettiği bir kesim elbette ki geniş bir kesim. Lakin Temel Karamollaoğlu da Saadet Partisi içerisinde küçümsenecek ya da ağırlığı olmayan bir isim değil. Sadece genel başkanlık açısından söylemiyoruz. Aynı zamanda temsil ettiği çizgi de bunu ortaya koyuyor. Şimdi Saadet Partisi içerisinde aralarında genel başkan yardımcılarının bulunduğu bir grubun partiyi dizayn etmeye çalıştığı da iddia ediliyor. Hatta bu grubun Ankara İl Kongresi'ne müdahale ettiği, Sevcan Özcan'ı parti dışında, daha doğrusu Ankara İl Yönetimi dışında bıraktığı ve mevcut başkan Fatih Beyazıt'ın yeniden seçilmesini sağladığı da iddia ediliyor. Yani sadece Cumhur İttifakı içerisindeki, özellikle AKP içerisinde bir hareketlilik söz konusu değil. Tabii bunun dışında da diğer siyasi partilerde de bir hareketlilik söz konusu. Peki şimdi bu kadar tartışma niye? Yani Saadet Partisi'nin Türkiye genelinde genel seçimlerde aldığı oy ortada. %2'lik bir kesim var. Yani Saadet Partisi'ne en fazla oy veren %2'lik bir kesim var. Bu neden önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan için ya da bir bütün Cumhur İttifakı için bu neden önemli? Çünkü anket çalışmaları gösteriyor ki Cumhur İttifakı'nda bir erime var. Bu erimenin büyük bir çoğunluğu kararsızlara doğru gidiyor. Lakin bu erimenin de önüne bir türlü geçilemiyor. Ve buna ek olarak bir diğer husus, hepimizin de bildiği üzere %50 artı 1 oy gerekliliği. Yani sadece mecliste çoğunluk olmak yetmiyor. Bir de Cumhurbaşkanı'nın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu, yeniden seçilebilmesi için %50 artı 1 oy gerekiyor ki bunun için değil %2, %0,2
50'lik bir kesimin oyunun bile artık ciddi bir önemi var. Kaldı ki özellikle AKP'den ayrılan Gelecek ve Deva partilerinin de AKP'den kopanlara hitap etmeye başlamasıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyüyebileceği belirtiliyor. Ve aynı zamanda AKP'den ayrılan muhafazakar kararsızların da Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na ve AKP ile birlikte hareket etmeye gelerek bir biçimde bunların da yeniden AKP'ye dönebilmesine dair bir umut besleniyor. Tabii ki Saadet Partisi bu konuda nasıl yaklaşır? Bu elbette ki seçim satım haline girildiğinde belli olacak. Zaten Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu da seçim satım haline girmeden bir ittifak konuşmak için erkendir değerlendirmesinde bulunmuştu. Tam da bu değerlendirmeyi Ali Babacan'ın ziyareti esnasında yapmıştı. Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nde yaşanacak gelişmeleri de Ankara'dan yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşmek umuduyla hoşça kalın.